Merhaba değerli seyirciler. Gündem Özel programıyla karşınızdayız. CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Merdan Bey siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Genel Merkezinizde ağırladınız bizi. Ben de teşekkür ediyorum Tele1 adına. Şimdi Türkiye'nin gündemi son derece yoğun. Evet. Gündemi sığdırmak çok zor ama çok son gelişmelerden hareket edelim. Dün gece biz bir program yaparken, 5. Evet. Boyut programında gelen son dakika bilgisi bugün Biden'ın Ermeni soykırımı iddiasını bir tez olarak benimseyeceği ve ilan edeceği yolundaydı. Bu AKP'nin dış politikasının bizim yaptığımız değerlendirmeye göre bir iflasını da işareti. Çünkü evet. Türkiye'nin bir evet. caydırıcılığı kalmadı. Öyle anlaşılıyor. Hı hı. Siz de Biden'a kısa bir süre önce bir mektup yazdınız bu konuya ilişkin olarak. Bir açıklama yaptım. Evet, açıklama yaptım. Evet. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer böyle bir bugün Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılır ve... Merdan Bey, işin Türkçesi şu. Ya geçmişte acılar yaşandı mı? Evet, yaşandı. Yaşandı. Bunu inkar eden var mı? Hayır, inkar eden yok. Peki bunu incelemesi gereken kim? Tarihçiler. Türkiye bu konuda hazır mı? Evet, hazır. Hatta Ermenistan'a çağrı yapıldı. Siz de açın arşivlerinizi. Bağımsız tarihçiler gelsinler, baksınlar, olayı incelesinler. Bu her seferinde Türkiye'yi belli çevreler Türkiye'yi sıkıştırmak için kullanıyorlar. Ama işin özü şu tabii. Yani Türkiye'nin izlediği yanlış dış politikanın bir anlamda maliyet olarak yansıması. Bu olaylar Türkiye'ye maliyet olarak bir şekliyle yansımış oluyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bütün komşularımızla, Azerbaycan'la nasıl dostsak, Irak'la, Suriye'yle, efendim Ermenistan'la da dost olmak durumundayız. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunlar büyük ölçüde çözüldü. Karabağ'da işgal altındaki topraklar alındı. Dolayısıyla Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerini geliştirmesi gerekiyor bu süreç içinde. Bütün dostlarımızın Amerika dahil destek vermesi lazım. İlişkilerin geliştirilmesi lazım. Bu çerçevede olaya bakmak gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca tarihçilerin görevi, siyasetçilerin görevi olmamalı diye de düşünüyorum. Peki. Şimdi bu gelişme tabii AKP iktidarının izlediği bir dış politika anlayışını da ortaya koyuyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bir büyükelçi var, hala akredite olmamış. Dün Yılmaz Polat, bizim Washington temsilcimiz, çok deneyimli Merdan bir Bey, gazetecidir. Murat Mercan orada bir AKP evet. milletvekili, eski genel başkan yardımcısı ve büyükelçi olarak atanmış. Hiçbir hariciye deneyi olmaması efendim, rağmen. Şu anda bir dış politika yok. Nedir Türkiye'nin dış politikası? Ana ekseni ne? Cumhuriyetin kuruluşundan beri bir ana eksenimiz vardı. Yurtta barış, dünyada barış. Bu eksenden vazgeçtik mi? Vazgeçtik. Bırakın yani komşularımızı, gittik ta Mısır'daki olaylarla ilgilendik. İhvan'ı korumaya başladık. Mısır'ın iç işlerine karıştık. Mısır'la kavga ettik. Hangi gerekçeyle ve neden? Kim Dışişleri Bakanı? Merdan Bey gerçekten kim? İbrahim Kalın mı? Efendim şey mi? Şu anda fiilen Sayın Çavuşoğlu mu diyor? Yoksa Milli Savunma Bakanı mı? Kim Dışişleri Bakanı? Veya İletişim Başkanı. Niçin? Veya İletişim Başkanı. Kim Dışişleri Bakanı? Bakıldığı zaman ya o kadar karmaşık bir şey var ki yapı her kafadan bir ses çıkıyor. Ana eksen yok. Ana hedef yok. Ana strateji yok. Günlük olaylar karşısında tepki veren ve o tepkiyi de değişik kişilerin yerine ve ortamına göre verdiği bir dış politika. Dış politika bir ulusal politika olmak zorundadır. İktidarıyla, muhalefetiyle dış politika çünkü Türkiye'nin çıkarları üzerine inşa edilir. Siz Türkiye'nin çıkarları üzerine değil de bir kişinin çıkarları üzerine eğer dış politikayı inşa ederseniz bir süre sonra gelir bunun hesabını 83 milyon verir. Türkiye'nin geldiği nokta da bu. Niçin Mısır'la kavga ettik? Şimdi barışmak istiyoruz. Aracı konuluyor işte. Aracı koyuyoruz. Ama ne olur gelin bizimle barışın diye. Bakın dış politikanın maliyeti Doğu Akdeniz'deki karbon yataklarının çıkarılmasında, oradaki doğalgazın, petrolün çıkarılmasında Türkiye'nin devre dışı bırakılmasıdır. Bu az bir maliyet midir? Bizim hakkımız olan, bakın bizim hakkımız olan bir alan...
Biz o alandan hakkımız olmayan bir alana doğru itiliyoruz. Hayır, burada sizin hakkınız yok deniyor. Orada insanlar, ya daha doğrusu ülkeler bir araya geliyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar, tartışıyorlar, forumlar düzenliyorlar, forumlar oluşturuyorlar ama onların içinde Türkiye yok. Oysa Türkiye'nin zaten orada başat aktör olarak olması gerekirdi. Bu yok. Dolayısıyla dış politika tümüyle günlük sarayın beklentilerine göre, sarayın çıkarlarına göre inşa edilen bir dış politika olarak gidiyor. O kadar büyük yanlışlıklar yapıldı ki, ben hep söylerim, ya rüşvet alan adamdan büyükelçi olur mu Merdan Bey? Evet, rüşvet alan. Bir değil, iki değil. Ya rüşvet almış bu adam. Belli. 83 milyon kişi biliyor ve siz bunu bir ülkeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmek üzere gönderiyorsunuz. Bir devletin itibarı nasıl sıfırlanır? İşte böyle sıfırlanır. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir devlet, aradan 100 yıl geçiyor, rüşvet alan bir kişiyi bir başka ülkeye veya kişileri başka ülkelere büyükelçi olarak gönderiyor. Büyükelçi deneyimi hiç olmayan kişiler dünyanın en önemli merkezlerine büyükelçi olarak gönderiliyorlar. Ya devlette liyakat denen bir şey var. Büyükelçi olmak o kadar kolay mı? Kolay mı yani? Her tuttuğunuzu büyükelçi mi yapacaksınız? Göndereceğiniz ülkenin tarihini bilecek. O ülkenin ilişkilerini bilecek. O ülkede neler olup bittiğini bilecek. Türkiye'nin o ülkelere bakışını bilecek. Komşularını bilecek. Politikalarını bilecek. Stratejisini bilecek. Siz bunların tamamını yeriyle yeksan ediyorsunuz. Bir kişiyi getiriyorsunuz. Niçin? Sarayın yanında durmuştur diye. Gel kardeşim, seni Washington'a büyükelçi yaptım. Olmaz. Olmaz. Sonra da bu tür tablolarla karşılaşıyoruz. Evet, daha güven mektubunu sunamamış çünkü kendisine randevu verilmemiş henüz. Evet. Maalesef. Maalesef yani. Şimdi tabii ihvancı bir dış politika izliyor AKP hükümeti uzunca bir süredir. İhvancı hareketin ki bütün İslam dünyasında ki bu ülkelerin birçoğunda terör örgütü olarak da kabul ediliyor. Network, yani şebekesi çözülmüş ve dağılmak üzere. Siz Mısır'ın terör örgütü olarak kabul ettiği bir oluşumu neden Türkiye'de tutuyorsunuz? Evet, İstanbul'da onlarca televizyon var. Evet, niye tutuyorsunuz? Terör örgütü olarak görüyorlar. Şimdi bu durum Ermeni soykırım iddiasının kabul edilmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde çok etkili olduğunu bildiğimiz Musevi ya da Yahudi lobisinin de desteğini Türkiye'den çekmesine yol açtı. Yani bir karar çıkarsa hem Senato'dan hem Temsilciler Meclisi'nden oy birliğiyle çıkmasının nedenlerinden biri bu desteğin çekilmesine bağlanıyor. Merdan Bey, bu bölgede Türkiye'nin Cumhuriyet'ten bu yana gelen, oluşturulan özel bir ağırlığı vardı. Bütün komşularda sorun çıktığı zaman sorunun çözümü için anahtar olarak Türkiye görülürdü. Türkiye bu sorunların çözümünde ana aktör olarak rol alırdı. Mısır'da, İsrail'de, Filistin'de vesaire pek çok, Suriye'de, Irak'ta bütün bu olaylara bakılır ve olaylar konusunda Türkiye sağduyulu politikayla, ağırlığıyla sorunlara çözüm üreten bir devlet konumundaydı. Dengeleri kurardı. Dengeleri kurardı. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Amerikalı stratejistler zaten Türkiye ile İran'ın yer değiştirmeye başladığını söylüyorlar. Bu da ilginç bir durum. Yani Türkiye'nin pozisyon kaybettiği ve caydırıcılık ve çevresini etkileme, dünyayı etkileme kapasitesini hızla yitirdiğini belirtiyorlar. Evet. Peki hemen maalesef bir iç politikaya dönersek. Şimdi 23 Nisan'ı dün kutladık. Evet. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye ve Cumhuriyet 101. tarihinde, evet, 101. yılı çok önemli bir yere sahip. Öyle. Pandemi nedeniyle 23 Nisan kutlamaları sınırlandırıldı ve uzunca bir süredir de Sayın Erdoğan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ne meclisteki ne Anıtkabir'deki bu törenlere katılmıyor. Evet. Bunu nasıl görüyorsunuz? Devleti yöneten bir kişi ya da kişinin o devletin tarihine saygı duyması gerekir. Devleti yöneten bir kişinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemini kavraması gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 101 yıl önce 23 Nisan 1920'de toplanmışsa 115 milletvekiliyle
O 115 milletvekilinin bu ülke için neler yaptığını eğer biliyorsa o gün ayrı bir toplantı yapmaz. Bakın o gün o saatte ayrı bir toplantı yapmaz. Ne demek istiyorum? Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşunun 101. yılında özel bir toplantı yapıyor. Özel bir toplantı. Sıradan bir toplantı değil. Özel bir toplantı yapıyor. O özel toplantıda bütün partilerin yetkilileri çıkıp 10'ar dakika, 5'er dakika konuşuyorlar. Ama o ülkede Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi gidip bir yerde bir açılış yapıyor. Evet, bütün yandaş medyada demektir? Canlı yayınlıyor. Ya bütün yandaş medyada onu canlı veriyor. Bu ne demektir? O kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saygı duymuyor demektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saygı duymayan bir insanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetme gücü, yetkisi, kabiliyeti yok demektir. Bu meclis, Gazi Meclis diyoruz. Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir meclis diyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık yetkisini 3 ay süreyle veriyor. Tabii. Ve birçok şarta bağlıyor. Evet. Kendi tarihini bilmeyen bir insanın kendi ülkesini yönetmesi mümkün değildir. İşte dış politikada geldiğimiz nokta budur. İç politikada geldiğimiz nokta da budur. Şimdi pandemi kapanması da bir gün arttırıldı. O da 23 Nisan'a denk getirildi. Örneğin pazartesi günü her şey yeniden normale dönecek. Evet. Yani evet. Orada da bir sorun yani var. Öyle görünüyor. Sorun bir gün sorunu değil Merdan Bey. Sorun bir gün sorunu değil. Sorun devletin yönetilememesi sorunludur. Şu anda Erdoğan tek kişilik hükümet biliyorsunuz. Evet. Onların kendi tanımına göre. Tek kişilik hükümet. Tek kişilik hükümet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetemiyor. Devlet yönetilmiyor şu anda. Yönetilmiyor devlet. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Ya bu devletin bir politikası vardı. Bir dış politikası vardı. Bir iç politikası vardı. Ya bu devlet sıradan bir devlet değildir. Bu devlet bütün mazlum ülkelere örnek olan bir devlettir. Ve bu devlet bütün İslam ülkelerine örnek olan bir devlettir. Herkes Türkiye'ye öykünürdü. Biz de inşallah Türkiye gibi olacağız diye. Bizde de bir Mustafa Kemal gibi birisi çıkacak ve biz Türkiye'nin yaptığı devrimleri yapacağız diye öykünürlerdi. Bizim yöneticilerimiz tam tersine. Benim aklım almıyor. Emin olun. Yani bir insan ancak ülkesine ihanet ederse bu tür politikaları oluşturabilir. Oysa biz kendi ülkemizde hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Tarihimizin görkemli tarihimize sahip çıkmak istiyoruz. O tarihimizi çocuklarımızın öğrenmesini istiyoruz. Bu ülkeye hizmet eden Milli Kurtuluş Savaşı'nda gazi olmuş, şehit olmuş, büyük hizmetler vermiş bütün kişileri rahmetle, minnetle anmak istiyoruz. 23 Nisan'ı çocuklarımıza neden öğretiyoruz? Çünkü diyoruz ki çocuklarımıza, devleti yöneten bir kişiydi. Onun iradesi devletin üzerinde gölge düşürüyordu. Biz o iradeyi oradan aldık, bir kişiden halka verdik. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedik ve bir anayasa yaptık ve o anayasanın birinci maddesi de o zamanın diliyle hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Bugünün diliyle egemenliği kayıtsız şartsız milletindir dedik. Bunun ne kadar değerli olduğunu ve bunun önemini çocuklarımıza anlatıyoruz. Beyefendi başka bir yerde bilmem neredeki kuleyi açmakla meşgul. Yani siyaset biliminde, siyaset terminolojisinde neopatrimonyal sultanlık denilen bir rejime tekabül ediyor. Ya da sultanizm denilen bir rejime tekabül totaliter ediyor. Totaliter bir yapı. Evet. Evet. Evet, biz programlarda böyle değerlendirdik. Evet. Ersin Kalaycıoğlu hocamızın siyaset literatürüne Türkiye'de dahil ettiği bir kavram. Peki. Şimdi Merkez Bankası Başkanı da tam bu koşullarda pandemiyle çok başarılı bir şekilde mücadele ettiğimizi söyledi. Yani 128 milyar doların nerede olduğu ısrarla sorulmasına karşın bunu polisiye yöntemlerle ve savcılık marifetiyle özellikle partinizin kampanyasını engellediler. Bir, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İki, Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamada ya işte bunu vatandaşların yastığının altında olduğunu ve borsa işlemleriyle yani döviz işlemleri sonucunda eridiğini söyledi ve
Çok şükür, hamdolsun pandemiyi başarılı bir şekilde atlattık dedim. Berdan Bey. Niye atlattık biz gerçekten? Şimdi Merkez Bankası yeni döviz satmıyor zaten. Evet. Eski öteden beri. Çünkü Merkez Bankası'nın yasayla tanımlanmış bir görevi var. O görev çerçevesinde, yasanın tanımladığı görev çerçevesinde hareket eder. Ve Merkez Bankası'na günlük sıcak siyaset müdahale etmez. Bağımsızlığı vardır. Ve dolayısıyla Merkez Bankası'nın dünyada bir saygınlığı vardır. Şimdi siz 128 milyar dolar satıyorsunuz. Ama kime sattığınızı kimse bilmiyor. Kaça sattığınızı da bilmiyor. Kaça sattığınızı da kimse bilmiyor. Ve eskiden Merkez Bankası ne yapardı? Şunu şöyle yapardı. Hangi yöntemle Merkez Bankası belli. İhale açardı. Derdi ki ben şu tarihte dolar var, avro var, işte sterlin var. Satacağım, dövizlerimi satacağım. Kim hangi teklifi verirse o teklif içinde bakar. Yani kendi özel bir ekibi var, özel bir odası var. O odaya herkes giremez. Ve kimin ne kadar aldığı belli olmaz. Ve onu satarsınız. Merkez Bankası sonra kalkar bunu kendi internet sitesine koyar. Kamuoyu şu tarihte açar. Şu kadar doları sattım. Şu kur üzerinden sattım diye. Niçin açıklanmıyor? Bu ne demektir? Merkez Bankası sattığı her dövizin kaça satıldığını şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklıyor. Ve biz de biliyoruz. Hiç kimse de itiraz etmiyor. Yani bugüne kadar dünyanın dövizi satıldı. Ama burada kime kaça satıldığı belli değil. Bilmiyoruz. Sizce ayıplı bir arka iş mi kapıdan, döndü orada? Arka kapıdan satılıyor. Arka kapıdan. Protokol yapıyorlar. Protokolün Allah aşkına yani Merkez Bankası'nın yasayla verilmiş olan görevleri bir protokolle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na veriliyor. Bu ne demektir? Ben yasama organının çıkardığı yasaya uymuyorum demektir. Ben arka kapıdan döviz satacağım. Merkez Bankası bunu şeffaf bir şekilde yapmak istiyor. Ama bu benim işime gelmiyor. O zaman ben bir zorluyum. Bu yetkiyi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı alayım. Buradan arka kapıdan biz yandaşlara satarız. Doların kuru bilmem elinizde nedir. Elinizde bir bilgi var mı peki, ulaştığınız bir bilgi parti olarak? Kime gitmiş olabilir bu? Çünkü zaman zaman Londra bankerleri diyorsunuz. Herkes. Yandaşlar diyorsunuz. Şimdi şöyle, bu konuda şimdi Canikli açıklamalar yaptı. Şu kadar altına gitti, şu kadar efendim vatandaşa gitti, şu kadar bilmem bankalarda diye açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamaları yapması gereken Merkez Bankası. Lütfi Elvan da bu sorumluluğu almak istemedi. İstemedi, evet. Doğru bulmadığını da bir şekliyle ihsas ettirdi. Ve kamuoyuna Merkez Bankası'nın bu bilgiyi açıklaması gerektiğini söyledi. Evet. Bunu açıkça ifade etti. Evet. Niye açıklamıyor? Neden açıklanmıyor? Açıklansın. Hesap yapanlar var. Bu işin uzmanları tarafında hesap yapanlar var. Kamu zararının 256 milyar Türk lirası olduğunu söyleyen uzmanlar da var. 256 milyar Türk lirası olduğunu söyleyen uzmanlar da var. 247 milyar Türk lirası olduğunu söyleyen de var. Ama 200 milyarın altında bir zararı kimse söylemiyor şu ana kadar. Kamu zararı. Kamu zararı. Bizim zararımız, şimdi vatandaşın zararı. 83, çünkü 128 milyar, 83 mil, milyonun parası zaten. Hepimizin parası orada duruyor yani. Şimdi bak, başkan, Merkez Bankası Başkanı dün açıklamaya, rezerv kaybımız yok, sadece yer değiştirdi diyor. Ya arkadaşlar, arkadaşları anlamak da mümkün değil. Kardeşim, eskiden bu 128 milyar dolar senindi. Sen bunu verdin. Sonra bankalardan topladın. Bu para senin değil ki. Başkasının parası. Rezerv kaybımız ne demek ya? Ya sen mülkiyetini kaybettin bunun. Yani şunu benzetiyor bazı uzmanlar. Evin var, evini satıyorsun. Aynı evde kirada oturmaya başlıyorsun. Diyorsun benim evim var. Ama sen evde oturuyorsun da aynı evde. Fakat o ev senin değil. Kiralık o ev. 128 milyar doları satıyorsun. Sonra Türk lirası ve döviz vesaire neyse toparladığını söylüyorsun. Rezerv kaybımız yok diyorsun, el değiştirdi. Hırsız bir malı çalarsa o mal da el değiştirmiş oluyor. Öyle değil mi?
Hırsız geldi. Malı çaldı. Nerede mal? Başkasının elinde. Ne oldu? El değiştirdi. Doğru, el değiştirdi. Adam Türkiye'de ise hırsız. E tamam, Türkiye'de kardeşim. Malı el değiştirdim. 128 milyar doları bizim bilmemiz lazım. Eğer bu ülkede şeffaflık varsa. Kaldı ki daha önceden AK Parti ilk parlamentoda iktidar olduğunda yolsuzlukları araştırma komisyonu kuruldum. O komisyon üyelerinden birisi de bendim. Yanlış hatırlamıyorsam 5 milyar dolarlık bir olay dolayısıyla kıyameti kopardılar. Evet. O dönemin Merkez Bankası Başkanı'nı sorguladılar. Ya 5 milyar dolar için kıyameti kopardın. Biz de sana destek verdik. Evet, bunun açıklanması lazım dedik. 128 milyar dolar yok oldu. Kime satıldığı belli değil. Arka kapıdan satıyorsunuz. Şeffaf olmayan bir şekilde satıyorsunuz. Biz bunu soruyoruz. Tık yok. Her kafadan bir ses. Berdan Bey, onu da çıkardım. Gerçekten enteresandır. Şimdi Erdoğan açıklama yapıyor. Salgın bahanesiyle finansal dalga yaratmak isteyenlere fırsat vermemek için kullandık. Yani pandemide kimsenin burnu kanamadı. Ya bunlar Allah aşkına hep saraydan Türkiye nasıl görülüyor merak ediyorum yani. Pandemiyi harcamışlar yani. Ya bir bakıyorsun ya, intiharlar var mı? Var. Ya binlerce kişi, yüz binlerce kişi, milyonlarca kişi ya dükkan kapattı. Bedel ödediler bu insanlar. Var yani. Ya evlerine ekmek götürmemediler. Ya bu insanlar görmüyorlar mı? Patates çuvalı için insanların, ya bir patates için, ya insanların nasıl kavga verdiğini bu adamlar görmüyorlar mı? Bunlar nasıl bir Türkiye görüyorlar? Merak ediyorum yani. Gerçekten bu saraya oturanlar veya bu sarayın beslemeleri Türkiye'yi farklı görüyorlar herhalde. Bizim gördüğümüz Türkiye'yi görmüyorlar bunlar. Diğer ülkeler nedir? Bizim ülke nedir? Burnu kanamadı. Ya adamlar ölüyorlar. İntihar ediyorlar. Mutfakta açlık var. Sofrada açlık var. İnsanlar perişan. Bunlar otursunlar, kalksınlar, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dua etsinler. Yüz binlerce kişiye nakdi ve aynı yardım yapıldı. Yoksa bu ülkede kıyamet kopardı. Kimsenin burnu kanamadı. Nereye gitti beyefendi? Sen önce bunu söyle. Sen o protokolü bir açıkla bakalım. Birisini bugün protokolü, ilk protokolü bugün Cumhuriyet Gazetesi yayınlamış. Evet. Bir de ikinci protokolü var. Onu açıklasınlar. Niye açıklamıyorlar? Ya bu protokolü, hadi vatandaş bilmesin. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekili kardeşim var. E bunlar bilsinler, onlar da bilmesin. İkinci ya bu devlet kimin devleti? Var, bu devlet sizin devletiniz mi? Bu devlet 83 milyonun devletidir ve 83 milyonda 218 milyar dolar arka kapıdan kimlere satıldı bunu bilmek zorundadır, öğrenmek zorundadır. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak zorunda değil miyim? Siyaseti bunun için yapıyorum. Ne diyorlardı? Fakir fukara. Hangi fakir fukara? Garip kureba. Hangi garip kureba? 128 milyar doları sen kimlere verdin? Ben bunu öğrenmek zorundayım. Merkez Bankası'nın yıllardır yaptığı bir uygulamayı neden elinden aldın? Bu beyefendi de diyordu ki efendim işte faizler çok yüksek. E geldin, ne oldu? Faizi düşürdün mü? Düşüremedin. Tam tersi, faiz yerinde kaldı ama eski başkan gitti. Evet. Bakın, merkez bankalarının dünyada bir önemi vardır. Merkez bankaları kendi ülkelerinin para birimlerini korurlar. Belli bir dengeyi sağlarlar ve enflasyonla mücadelede ana aktör merkez bankalarıdır. Şimdi yani neredeyse 6 ayda bir merkez bankası başkanı değişiyor. Öyle görünüyor, evet. Bu devletin yönetilmediğini, iyi yönetilmediğini gösteriyor. Devleti yönetemiyorlar bunlar. Yönetemezler de zaten. Peki tam bir bataktalar. Evet. Bir daha söyleyeyim. Tam bir bataktalar. Tam bir felaketle Türkiye karşı karşıya. Bakın bunu çok net, çok açık söylüyorum. Böyle bir tablo, böyle bir anlayışla devasa bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetemezsiniz. Peki böyle bir felaketten nasıl çıkar? Yani Türkiye'nin bir felakete sürüklenişi önlenebilir mi? Önlenir sizin tabii. Önleme planınız nedir? Önlenir nedir tabii. Çıkış nedir? Tabii önlenir tabii. Bir,
her şeyi saydam yapacaksın. Her kurşun hesabını vereceksin. Eğer bu durumda bir tasarruf yapılması lazım değil mi? İsrafın önlenmesi gerekir değil mi? Önce tepede oturan kişi, oradan başlayarak aşağıya kadar herkes vatandaşa örnek olacak. 13 uçağın var. Ne demek 13 uçağı kardeşim? Satıyorum diyecek vatandaşa. Satıyorum kardeşim 13 uçağı. Tasarruf yapıyorum. Bu ülkede vatandaşlar için. Herkes için yapıyorum. İsrafı kesinlikle önleyeceğim. Ya israfı önleyin diyoruz. Dünyanın parasına gidip 3 tane Mercedes daha aldılar. Dünyanın para en pahalı olandan. Ya ne yapıyorsunuz arkadaş siz ya? Ya gözünüz nasıl doyacak sizi? Ya devleti sömürülecek organ olarak görüyorlar. Evet. Böyle siyasi bir felakete doğru da gidiyor Türkiye. Yani oradan nasıl bir çıkış öngörüyorsunuz? Bunu nasıl önlemeyi öngörüyorsunuz? Seçime gideceğiz. Önce seçime gideceğiz. Demokratik yollarla indireceğiz aşağı. Diyeceğiz kusura bakma kardeşim. Sen ülkeyi yönetemedin. Başka birisi gelsin. Başka birisi ne yapacak? Bir, kendisi ailesiyle bir sefer devlete örnek olacak. İki, israfı kesinlikle önleyecek. Üç, eğer birileri özveride bulunacaksa, fedakarlık yapacaksa, önce o fedakarlığı bu ülkeden yıllar yılı dövizle, döviz bazlı paralar alan, ihaleler alan insanların önce fedakarlık yapması lazım. Esnafın ne fedakarlık yapacak hali mi kaldı adam? Kamulaştırmalara gideceksiniz. Bu açıklığı sık sık değiniyorsunuz. Kesinlikle. Bakın bu çünkü yazdığınız iki makalede Cumhuriyet Gazetesi'nde yani neoliberal politikaların çöktüğünü ve özelleştirme dalgasını tabii, kırmak gerektiğini söylediniz. Dövizle yol, köprü, havaalanı, tünel neyse ve dövizle garanti verdiğin bütün bunların tamamını maliyetini hesaplayacağız. Makul bir kar koyacağız. Gel kardeşim paranı al diyeceğiz ve bunları bir daha sadece mevcut olan bizleri değil, bizim kuşağı değil, torunlarımız bundan sonra olacak, torunlarımızı dahi borç altına sokacak, bu felaketten Türkiye'yi kurtaracağız. Bunu yapacağız kesinlikle. Ayrıca sorunu yaşayanlarla oturup konuşmanız lazım. Ekonomik Sosyal Konseyi toplamanız lazım. Sorunu yaşayanlara sorunu çözeceğiz. Birlikte çözmek zorundayız. Ve dünyaya güven vermek zorundasınız. Bakın adaletin olmadığı bir yerde asla ve asla yerli ve yabancı yatırımcı Türkiye'ye yatırım için gelmez. Gelemez zaten. Can ve mal güvenliğim yoktur. Ben neden Türkiye'de yatırım yapayım diyor. Kapitalizmin temel yasalarından, kutsal yasalarından biridir. Mülkiyetin güvencesi yok. Servetin şimdi güvencesi bizde yok. Ne yapıyorlar? Herkes gidiyor Romanya'ya, Bulgaristan'a, Macaristan'a, Sırbistan'a, Bosna her şeye orada dünyanın yatırımları yapılıyor. Organize o yüzden Londra mahkemeleri kuruldu. Bu yüzden mi yetkili kılındı sizce? Efendim? Londra mahkemeleri bu ihaleler ve özelleştirmelerden tabii, sonra bu yüzden tabii. mi yetkili kılındı? Ya iktidar değişirse ne olacağız? Yetkili. Evet yetkili. Sözleşmelerde Londra mahkemeleri yetkili. Yetkili. Ya iktidar değil o zaman oraya gider. İhale burada yapılıyor Londra mahkemeleri yetkili. Efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ihale yapıyorsunuz. Dolar bazında yapıyorsunuz. Güvenceyi veriyorsunuz. Hazine güvencesini veriyorsunuz. Hatta bir kanun daha geldi. Bakanlık ayrıca güvence veriyor. Sorun çıktığı zaman Londra mahkemeleri böylece bu işi kurtaracağız diyorlar. Hepsinin üstesinden geleceğim Merdan Bey'in. Hepsinin üstesinden geleceğim. Peki. Bu konuda çok kararlıyım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruma konusunda çok kararlıyım. Bu ülkede demokrasi, insan haklarını, hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız. Bunu mutlaka olması lazım. Bu ülkenin haramilerden kurtulması lazım. Bu ülkenin gözü doymayan insanlardan kurtulması lazım. Bakın bir açlık kavramı vardır. Bir de gözü doymayan insan kavramı vardır. Açlık kavramını hepimiz açlığı biliriz. Karnı doyar, mesele biter. Gözü doymayan adam ise açlık tokluk değil. Sürekli yer, yasa dışı yer, haram yer. O nedenle bunların devlet yönetiminden ayrılması lazım. Temiz, dürüst, ahlaklı, topluma örnek olan bir yönetimin gelmesi lazım. Peki Türkiye bir yandan da hızla bir totaliter rejime sürükleniyor. Yani antidemokratik, baskıcı, totaliter, bilimi ve aklı bir yana bırakan bir yere doğru sürükleniyor. Felaketin bir boyutu da bu. Niye diyoruz biz? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye. Çözümünüz bu. Evet.
siyasi iktidar, yani yürütme organı parlamentoya gidip her kuruşun hesabını vermek zorundadır. Dün mecliste konuştum, söyledim. Bu meclisin dedim, bu meclisin arka kapıdan satılan 128 milyar doların kimlere, hangi kurdun üzerinden satıldığını bilme hakkı vardır. O hak yok şu anda. Bir meclis toplanan vergilerin, özelleştirme gelirlerinin, yapılan borçlanmaların nerelere ne kadar harcandığını bilmiyorsa o meclisin saygınlığından söz edilir mi? Mümkün değil. Peki bir erken seçim bekliyor musunuz ya da Türkiye'yi bir erken seçime götürmek için Türkiye'yi erken seçime götürecek. Görünen tablo bu. Koşullar Türkiye'yi erken seçim. Nasıl bir vaade görüyorsunuz? Yönetemeyecekler yani. Sonbaharda büyük bir olasılıkla bir erken seçim olabilir. Sonbaharda büyük bir olasılıkla erken seçim olabilir. Peki böyle bir erken seçimde siz, bu soru gerçi size çok sık soruluyor ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanısınız, hareketin liderisiniz ve en büyük partisiniz Millet İttifakı içinde de. Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız? Önce şunu ifade edeyim Merdan Bey. Bizim ittifakımız, yani Millet İttifakı, eşitler arasında bir ittifaktır. Her parti aynı ağırlıktadır burada. Eşitler arasında bir ittifaktır. Dolayısıyla biz seçimler sırasında oturup konuşmak zorundayız. Bir konuyu değil, birden fazla konuyu... Aday belirleme yönteminiz nedir? Bunun bir hukuku var mı? Birden fazla konuyu oturup konuşmak zorundayız. Bunlardan birincisi, güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi anlıyoruz? Bunu şekillendireceğiz. İlkelerini belirleyeceğiz ve kamuoyuna açıklayacağız. Bu bizim birinci görevimiz. Bunu yapmak zorundayız. Güçlendirilmiş parlamenter sistem deyince vatandaşa neyi vaat ediyoruz? Özgürce düşünmeyi, gezmeyi, konuşmayı, gelir sahibi olmayı, siyasi iktidarın hesap vermesi, yargının, siyasi otoritenin emrinden çıkması, bağımsız ve tarafsız olması, adaletin gelmesi gibi temel kurallar, ilkeler neyse o ilkeleri. Birinci ilkemiz bu. İkincisi şu, elbette ki bir cumhurbaşkanı adayı olacak. Burada da oturup konuşacağız. Yani cumhurbaşkanı adayları her parti ayrı ayrı mı çıkaracak, yoksa hepimizin üzerinde anlaştığı bir aday üzerinden mi yola çıkılacak? Yani ilk tur için ayrı ayrı olabilir diyorsunuz. Olabilir. Yani dedim ki bu beraber oturup konuşacağız. Bakın bizim Millet İttifakı'nın özünde demokrasi kültürü var. Cumhur İttifakı'nda ise demokrasi kültürü yok. Orada tek adam var. O tek adam herkes biat etmiş vaziyette. O ne derse emredersiniz diyorlar. Kendi akıllarını saraya kiraya vermiş vaziyetteler. Dolayısıyla hiç düşünmelerine gerek yok. Bizim adayımız muhterem falandır diyorlar. Biz öyle bir şey kabul etmiyoruz. Oturup konuşacağız. Peki. Makul, mantıklı karar vereceğiz. Peki. Kısa bir ara vereceğiz. Çok kısa bir aradan sonra, 3 dakika sonra tekrar burada olacağız. Önemli başka sorularım var. İktidar CHP'ye bir kumpas kuruyor mu? Bir adayı nasıl belirleyeceğiniz konusunda bir daha ayrıntılı bir değerlendirme. Bir de bugün çıkan bazı gazetelerde, hükümet yanlısı gazetelerde sizin bu kripto para yolsuzluğuna bulaşan kişilerle görüşüp görüşmediğiniz sorulmuş. Görüştünüz mü, görüşmediniz mi? Bunu soracağım. İktidarın, AKP iktidarının bir propaganda makinesi var. Sürekli yalan üretiyor. Evet. Yani yoruma, varsayıma ya da öngörüye dayanmayan, doğrudan çarpıtma ve yalana dayalı bir kampanyaya başladılar. Bunları değerlendireceğiz. Bir 3 dakika ara vereceğiz. Değerli seyirciler, lütfen bizden ayrılmayın. 3 dakika sonra buradayız. Yeniden merhaba değerli seyirciler. Tele1'de gündem özel programındasınız. Biz Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Ve konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hemen kaldığımız yerden devam edelim Sayın Genel Başkan. Şimdi bugünkü gazetelerde, bazı hükümet yanlısı gazetelerde enteresan bir haber var ama ondan önce şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. AKP'nin propaganda makinası, aygıtı ve yandaş medya
önceden işte bazı dedikodulara, söylentilere, varsayımlara ya da yorumlara dayalı, yine gerçek olmayan haberler ürettirirlerdi ama evet, bir yere dayandırmaya çalışırlardı bunu. Son dönemde artık bunu da yapmıyorlar. Düpedüz yalan üretmeye başladılar. Bir Tele 1 programcısı arkadaşımızın 2018'deki bir konferansında Hitler'in propaganda bakanı Goebbels, ki Hitler'in yaratıcılarından evet, biridir o imajın, o profilin, bir sözünden hareketle yalan kitleleri yönlendirmek evet, için evet, kullanılan bir araçtır. Evet, evet, evet. Gerçek evet, önemlidir diyor. Mesela bunu kesmişler ve evet bakın işte Tele 1 spikeri büyük bir yalan atın kitleleri etkilemek için dedi. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu uyguluyor diyorlar. Yani ya bunu Hitler yapıyor ve bugün yapmayın, gerçek iyidir, güzeldir, doğrudur diye devam ediyor. Yani Merdan Bey, bugün de sizin mesela bu kripto para yolsuzluğu yapan kişiyle konuşup görüşüp görüşmediğinizi sormuşlar. Fatih Özer. Siz görüştünüz mü? Merdan Bey, önce şunu ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Yeni Şafak gazetesi bir yapmış konu mi? Bir konuyu araştırmadan ve doğrulatmadan o konuda bir şey söylemez. Bunu herkesin, AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin de bunu çok iyi bildiklerini sanıyorum. Bir şey söylüyorsak herhalde araştırıyoruzdur. Yani bu 128 öyle milyar dolardır. Milyar dolar. Ne diyorlar? Böyle bir para olmadı diyor. Yoktu diyor diyor. Ha durun, onu da bulayım. Evet evet. Yiğit Bulut Cumhurbaşkanı baş danışmanı. Tabii ekonomi danışmanı. Türkiye'nin hiçbir zaman satılabilir rezervi olmadı diyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Öyle dedi. Baş danışman. Diğeri vardı, sattık diyor. Diğeri pandemide kullandık. Diğeri bir sürü laflar. Şu var. Tamamen dağılmış vaziyetteler. Biz doğruları söyledikçe yalan üretmeye çalışıyorlar. Ama ürettikleri her yalan ellerine, kollarına, ağızlarına bulaşıyor. Ve yalan olduğu yine kendi kendilerini yalanlayarak kamuoyunun önüne çıkıyorlar. 128 milyar doları. Sen arkadaş, bu yalansa niye pankartı indiriyorsun? Sıkılıyorsun ondan. Neden? Doğru olduğunu biliyorsun. Neden? Hesabını veremeyeceğini biliyorsun. Neden? Kamuoyu onu bilmesin diye veriyorsun. Ne söylüyorsak kesinlikle doğrudur. En sonunda kabul ettiler. Evet, kabul ettiler. 128 milyar dolar arka kapıdan birilerine satıldı. Hangi kur üzerinden satıldı? Şimdi bunun cevabını vermek zorundalar. Bunu biliyoruz. Bu işi sadece bakın CHP olarak biz değil. Para konusunda, merkez bankaları konusunda, enflasyon konusunda, ekonomi konusunda mürekkep yalamış. Efendim yurt içinde, yurt dışında yüksek öğrenim görmüş, doktora yapmış. Pek çok insan da zaten bunu takip ediyor. Zaten bunu takip ediyor. Dün akşam Merkez Bankası Başkanı işte A Haber, CNN Türk, CNN Türk'te o CNN'i kaldırması lazım. Onun yerine başka bir şey koyması lazım. Bir de hangisiydi? TRT. Bunların üçü Merkez Bankası Başkanı çıkmış. Bir bu konuları çok iyi bilen bir kişi telefon etmiş. Ben demiş katılmak ve soru sormak istiyorum. Almıyorlar yayına. Niçin almıyorsunuz beyefendi? Çünkü o sorunun altında ezilecektir o kişi. Yanıtını veremeyecektir. Şimdi bu kripto işine gelince. Bugün Yeni Şafak gazetesi böyle bir iddia atmış. Şimdi. Merdan Bey, şimdi şu gerçeği herkesin bilmesini isterim. Bu adam 2 milyar dolar diyorlar değil mi? Evet. Vurgun. 2 milyar tahmini rakam. Tahmini rakam. 2 milyar olmasın canım. 1 milyar olsun. 1 milyar olmasın. 100 milyon olsun. Çok büyük bir para. Bu adam bu vurgunu vururken nerede vurdu vurgunu? Türkiye'de. Bu ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı var mı? Var. Bu ülkenin diğer istihbaratı var mı? Polis, istihbarat vesaire? Var. Bu ülkenin hakimi, savcısı var mı? Var. Jandarması, polisi var mı? Var. Bu ülkenin ekonomiyle ilgili birimleri var mı? Var. Maliye Bakanlığı var mı? Var. MASAK dediğimiz kuruluş var mı? Var. Bu adam bu vurgunu vururken Türkiye'de niye hisse çıkarmadılar da adam kaçtıktan sonra konuşmaya başladılar? Bakın bu soru çok önemli. Hayır. Bu soru çok önemli. Neden? Arkadaş sen 2 milyar dolar vuracaksın. Bu ülkede devleti yöneten hiçbir birim bunu görmeyecek. Bu adam Arnavutluğa gittikten sonra göreceksin bunu. Neden? Çünkü kendisini izleyen kişileri de büyük bir ihtimalle besledi bu adam. Ben vurgunu vuracağım. Sizin de hakkınızı, paranızı vereceğim size. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağının bir milletvekilinin oğluyla ortak olduğu ortaya çıktı. Şimdi benim görüşüp görüşmediğimi söylüyorlar. Evet. Bu adam Dışişleri Bakanlığı'yla görüşüyor. Demek ki pasaport kim veriyor? Dışişleri Bakanlığı.
İçişleri Bakanı ile görüşüyor. Sosyal medyada yayınlıyor. Herhalde benimle de görüşse havuz medyası bunu manşetlere taşır, diğerlerini tamamen yok ederdi. Yok, bizim öyle bir şeyimiz yok. Bakın bir daha söylüyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak benim görevimdir. Bu ülkede yolsuzluklarla mücadele etmek benim görevimdir. Bu ülkede her evde, her hanede huzurun sağlanmasını, huzuru sağlamak benim görevimdir. Bu ülkede kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun herkese saygı duymak yine benim görevimdir. Vurgunca hesap sormak da benim görevimdir. Ama nasıl hesap soracaksın? Yurt dışına kaçmadan önce. Ya arkadaş, 2 milyar dolar topladın, bunu vurdun. Vurgunu yaptın. Ya arkadaş, bu ülkenin istihbaratı, bu ülkenin polisi, bu ülkenin emniyeti, bu ülkenin jandarması nerede ya? Bu ülkenin masakı. E sen her kuruşu istiyorsun. Bizi sürekli takip ediyorsun. Ya bizi bırak kardeşim, biz zaten ülkemizi seviyoruz. Sen Türkiye'yi soyanlarla uğraş. Soyanlara yurt dışı kapılarını açıyorlar. Tosun da öyle gitti biliyorsunuz. Nereye gitmişti? Brezilya mı? Arjantin mi? O dünyanın her tarafını dolaşıyor. O da oraya gitmişti. Paraguay. Peki bu adam bu vurgunu yaparken neredeydi? Neredeydi bu hükümet? 2 milyar doları vurup götürdüğü zaman bu adam neredeydi? Bu adam Türkiye'de yaşıyordu. Bakanlarla beraberdi. Pasaport veren bakanlarla beraberdi. Kendisini izlemesi gereken bakanlarla beraberdi. Bu fotoğrafı verdiği zaman kim bu çocukla ilgilenecek? Başın belaya girmesin diye kimse görmeyecek. O da vurgunu vuracak, yurt dışına gidecek. Diyorum ya, bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetemiyorlar. Yönetmekten acizler bunlar. Bunlar vurgunculara teslim olmuş insanlar. Peki. Bakın bu kadar açık, net söylüyorum. Peki bu sık sık gündeme gelen bir başka durum da var. Sayın Engin Altay'ın konuşmasından da hemen o sonucu çıkarttılar. Evet. Benzer bir yöntem. Yani propaganda aygıtı olmayan şeyi olmuş gibi. Üstelik de gözümüzün önünde olup biten ve kulaklarımızda duyduğumuz şeyin farklı ve bambaşka bir duruma işaret ettiğini ileri sürüyorlar. Bir tanesi de darbe paranoyası. İlhan Bey'in de öyle yaptılar, ilan kesici. Evet. Diyor ki bu para devletin kayıtlarında var, 128 milyar dolar. E var tabii ya. Biz zaten soruyoruz arkadaş. Bu Merkez Bankası'nda kayıtlıyken arka kapıdan kimlere sattın? Onun da kaydı var. Çıkaracağız bunları. Bunları evet, İlhan Bey'in ben konuşmasını dikkatli bir şekilde izledim. Tabii. Ve 18 dakika programında da Emre Kongar Hoca ile birlikte evet, değerlendirdik. Orada bunlar bulunacak, kayıtlarda var diyor. Tabii, kayıtlarda var deniyor tabii. Ki işte ya bu tabii, para kaybolmadı, kayıtlarda var, aynen, okumasını bilen aynen, anlar tabii, gibi bir sonuç tabii, çıkartıyorlar. Peki darbe paranoyasını, bu yönetimdeki dağılma ve AKP'nin Sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetme yeteneğini yitirmesine mi bağlıyorsunuz? Gündem yani kamuoyunu terörize eden bir aynen, gündem acaba toplumun dikkatini bu? Toplumun dikkatini açlıktan, yoksulluktan, sefaletten, pandemiden nereye çekebilirim? Vay işte amiraller bildiri yayınladı, emekli amiral 80 yaşında hastanede yatan amiral efendim darbe yapacak. Nedir Allah aşkına bu? Nedir ya? Montreux'un 90 yaşında zaten kızı fotoğraflarını yayınladı yoğun tabii, bakımda. Efendim ayağına kelepçe takıyor, elektronik kelepçe. Peki bu adama niye takmadın kardeşim? 2 milyar doları tokatlayan adama niye takmadın? Niye sormadın ya arkadaş, sen kimsin? 2 milyar bu ülkenin maliyesi nerede ya? 2 milyar dolar tokatlayacaksın, vuracaksın parayı, götüreceksin, kaçacaksın. Efendim biz kırmızı bültenle arıyoruz. E ara, ne oldu? Öbür Tosun'u da aradın kırmızı bültenle, ne oldu? Vurgunu vurdu. Bu adam ne yapacak biliyor musun? Burada tokatladı ve kendisini koruyan siyasileri yurt dışında ağırlayacak. Onlara lüks oteller, iyi imkanlar sağlayacak. Göreceksiniz, bunların hepsinin tanığı olacağız. Peki bu sürekli bir darbe paranoyası üretilmesi ve toplumun bu paranoya üzerinden bir anlamda terörize edilmesi ve muhalefetin baskılanmaya çalışılması giderek artmaya başladı. Bu yalana dayalı bir biçimde. Peki partinizin bu tutuma prim verdiğini düşünüyor musunuz hiç? Asla. Hayır, bu tutuma sandığı derken. Sandığı koyacağız. Yani, evet. Sandığı koyacağız. Demokratik yollarla. Bir otoriter rejimi indireceğiz aşağı. Demokrat yok. Halkın oylarıyla. Vatandaşın oyuyla. Vatandaş nasıl? Yerel yönetimlerde olmadı mı seçim? Oldu.
Sandığı koyduk mu? Koyduk. İstanbul'u hakimleri kullanarak İstanbul seçimini iptal ettiler mi? Ettiler. Bir daha yapıldı mı? Bir daha yapıldı. Bir Osmanlı tokatı yediler mi? Yediler. Ne oldu? 13 binlik fark 800 bine çıktı. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Bu millete güveniyorum. Bu millet eğriyi doğruyu bilen bir millettir. Yeri zamanı gelince sandığı koyacağız ve hesabını soracağız. Peki Millet İttifakı'nı şimdi gelir. Bakın bunlar sandığı getirmemekte direniyorlar. Niye direniyorsun kardeşim? Sen milletin iradesine güveniyorsan getir. Referandumsa getir. Kanal İstanbul yapacağım. Getir referandumu yap. Bak bakalım vatandaş istiyor mu istemiyor mu? Bütün bunlar bakın. Hakimiyet kayıtsız şahsız milletindir diyor değil mi? Millete Sayın Erdoğan'ın bir vatan tanımı var. Sayın Kılıçdaroğlu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani arazi arsa olursa değer kazanır. Benim yaklaşımım bu. Vatan da böyledir dedi. Vatan arsa mıdır? Arazi midir? Yani ne anlamına geliyor? Nasıl bir tanımdır? Bu tanımı yapan kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sevmeyen bir kişidir. Bu tanımı yapan bir kişinin yani bayrakları yüzü, bayrak yapan üstündeki kandır diye başlıyor ve zaten, arazi ve arsadan toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor. Ama o toprağı arazi arsaya nasıl dönüştürürsek şehit olursa o toprak toprak olur diyor. Beyefendi sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıran kimdi? Terör örgütüne kendi topraklarını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarını, en meşru toprağını Süleyman Şah'ın yattığı yerden bayrağı indirip türbeyi kaçırıp getiren sen değil misin kardeşim? Demek ki orası henüz vatanı da arsa arazi üzerinden görüyor. Ben biz vatanı arazi dendiğini ilk arsa görüyorum. Arazi üzerinden de vatanın ne denir? Bir çakıl taşı. Tek kum tanesi bile herkes canını vermeye hazırdır. Tek bunu bırak arsayı araziyi. Diyorum ya devleti rant olarak görüyorsanız, soyulacak bir organ olarak görüyorsanız ve yandaşlarınızı devletin sağladığı bütün imkanlarla besliyorsanız. Vatanı da böyle görüyorsanız. İnsanlar açlıktan ölürken, çocuğuna pantolon alamadı diye intihar ederken, bu beyler ve beslemeleri bir yerden değil, iki yerden, üç yerden, dört yerden, beş yerden, her ay beş ayrı yerden maaş alırken, vatandaş görmüyor mu bunları? Görecek. Bıraksınlar o darbe edebiyatlarını. Bıraksınlar. Onlar geçti. Sandığı getir sandığı. Bu millet sandıkta hesap sormak istiyor. Yeter diyor. Canıma tak etti diyor. Bunu ben söylemiyorum. AK Partili de söylüyor. Milliyetçi Hareket Partili de söylüyor. Ben o vatandaşlarımın da sağduyulu olduğuna inanıyorum. Onlar da sandık geldikleri zaman vicdanlarının sesini dinleyeceklerdir. Yeter diyeceklerdir. Eğer bu ülkeyi yönetecek birisi olursa o kişinin ülkesini seven, insanını seven, insanla örnek olan, yaşayışıyla örnek olan, davranışlarıyla örnek olan bir insan olması lazım. Partiniz hazır mı Türkiye'yi yönetmeye? Hiç endişe etmeyin Merdan Bey. Şu anda Türkiye'yi yönetecek en nitelikli kadrolara sahip olan bir partiyiz. Bakın gerçi bir daha söyleyeyim. En nitelikli olan kadrolara, en nitelikli kadrolara sahip olan bir partiyiz. Burada bir sorun yok diyorsunuz. Peki tekrar Cumhurbaşkanlığı adaylığına gelirsek birinci bölümde seyircilerimize bu soruyu tekrar soracağımı söyledim. Yapılan kamuoyu anketlerinde, evet, araştırmalarında zaman zaman iki isim partinize mensup iki belediye başkanı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın da isimleri geçiyor. Evet. Peki genel başkanlar yani sizin dışınızda adı geçen bu iki belediye başkanı veyahut başka bir isim Millet İttifakı'nın ortak adayı olabilir mi? Önce şunu ifade edeyim. İki arkadaşımız da, iki belediye başkanı arkadaşımız da son derece başarılı. Bu başarıları hazmedemeyen bir siyasal iktidar var. Ben onu da gayet iyi biliyorum. Ama Cumhurbaşkanı adayını belirlerken biz tek başımıza belirlemeyeceğiz. Az önce söyledim. İttifakla beraber belirleyeceğiz. Önce yöntemini belirleyeceğiz. O yöntemden sonra biz oturacağız, kararımızı vereceğiz. Peki iki arkadaşımız da başarılı. Bu başarıları
kendi bölgelerindeki, beldelerinde, illerindeki vatandaşlar da o başarıların sürdürülmesini istiyorlar. Sonbaharda bir erken seçim olabilir dediğinize göre çok fazla zaman bulunmadı da açık. Evet. Birkaç ay var ya da diyelim en fazla 5-6 aylık bir süreden söz ediyoruz. Eğer seçim kampanyasında içine alacak bir zaman dilimi öngörülürse eğer. Bu durumda çok da hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Şimdi Cumhur İttifakı'nın bir adayı var, bunu biliyoruz. Evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Millet İttifakı henüz bir adayı belirlemiş değil. Peki ne zaman oturup konuşacaksınız? O tuzağa düşmemek lazım. Hı hı. Yani bizim adayımız budur ya da aday şudur diye bir o tuzağa düşmemek lazım. Acele etmeyeceksiniz. Hiç asla. Önce biz ilkeler konusunda anlaşmamız gerekiyor. Yani sandığı koyduk, vatandaş güven verdi, oyunu verdi ve geldik. Neyi nasıl yapacağımızı ve hangi sürede yapacağımızı, bakın neyi nasıl hangi sürede yapacağımızı oturup beraber karara bağlamak zorundayız. O zaman biz vatandaşa güven vermiş oluruz. Vatandaş diyecek ki bunlar gelince şu işi yapacaklar, şu işleri yapacaklar. Ne zaman? Şu takvim içinde yapacaklar. Ve belli bir güven içinde bunların tamamının kamuoyuyla paylaşılması lazım. Anladım. Ama şu var tabii, her bir parti, ittifakı olursa her bir parti, yarın seçim olacakmış gibi zaten çalışıyor. İttifaka, geçmişteki ittifaka dahil olmayan, olmayan o dönem parti olarak da henüz kurulmamışlardı. İki parti daha var, Gelecek Parti ve Deva Partisi. Onlar da güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana tabur takındıklarını, Millet İttifakı'nın kamuoyuyla, içinde yer alabilirler kamuoyuyla, mi? Onu bilmiyoruz, kamuoyuyla paylaşıyorlar. Daha sonra yani seçimler geldiği zaman, seçim süreci geldiği zaman ittifaklar oturulur, yeniden görüşülür zaten. Örneğin yerel yönetimlerde bir yasal ittifak yoktu. Evet. Ama kendiliğinden oluşmuş mesela bir İstanbul İttifakı kavramı da var. Evet. Yani seçmen ittifakı gerçekleşti. Sahada gerçekleşen bir ittifak var. Aynı şey olabilir mi? Evet, olabilir. Olabilir diyorsunuz. Evet. Peki, partinize karşı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir kumpas kurulduğunu düşünüyor musunuz? Yani HDP'nin bir kapatılma girişimi var karşı karşıya kaldığımız. Buna itiraz ediyorsunuz. Ama ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik de böyle bir kumpasın hazırlandığına dair bir ne diyelim, bizim ulaştığımız bilgiler var. Gazeteciler olarak bizim ulaştığımız, Tele1'in ulaştığı bilgiler var. Birincisi bu. Bunu tamamlayan, çünkü bunu güçlendiren, bu varsayımı güçlendiren en önemli etkenlerden biri sizin hakkınızda da dokunulmazlığınızın kaldırılması için meclise bir fezlekenin gönderilmiş olması. Evet. Ve başka milletvekilleri hakkında da benzer fezlekelerin meclise gelmiş olmasını gösterebiliriz. Partinize karşı da, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı da böyle bir girişim olabilir mi? Çünkü sandıktan kaçıyorlar dediniz ve seçimi ertelemek istiyorlar dediniz. Merdan Bey, ne yaparlarsa yapsınlar. Kumpas kurmak için ellerinden gelen her şeyi zaten yapıyorlar. İftira atmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama tutmuyor. Niye tutmuyor? Çünkü biz çok açığız, şeffafız yani biz. Oturduğumuz yer belli, yediğimiz yemek belli, içtiğimiz yemek belli, ne yapıyorsak söylüyoruz, medyayla paylaşıyoruz. Dolayısıyla hangi konuda kim, hangi arkadaş hangi açıklamaları yaptı o belli. Grup başkan vekillerimiz ne yapıyor, parti sözcüğümüz ne yapıyor, ben ne yapıyorum, genel başkan yardımcılarımız ne yapıyor, belediye başkanlarımız ne yapıyor, bunların hepsi açık. Onların bilmediği, asla kabul etmediği ve yandaşlarına ihale verirken bizim belediye başkanlarımız ihaleleri Facebook üzerinden yayınlıyorlar. En ucuzu kim verirse ona veriyorlar. İşi zamanda bitiriyorlar. Kimseye özel ayrıcalıklar falan tanımıyorlar. Bütün bunların hepsi. Bakın Merdan Bey, yeni bir siyaset anlayışı. Düzgün, istikrarlı, ahlaklı, adaletli bir siyaset anlayışı. Bunu yapmak istiyoruz. Düzgün olacaksın. Ahlaklı olacaksın, adaletli olacaksın, kimseyi ayırmayacaksın. Efendim siz AK Partilisiniz, siz bizim düşmanı mısınız? Hayır kardeşim, olabilir, o partiye oy vermiş olabilir. Ama sorunu varsa o sorunu çözmek benim görevimdir. Herkes kucak diyecek. Namus görevimdir. Sorunu varsa çözeceksiniz, siz iktidarsanız. Bunlar öyle yapmıyorlar. CHP'li mi? Asla sorununu çözmeyin. CHP şu köyden oy mu çıktı? O köyün yolunu yapmayın. Niye yapmıyorsun kardeşim? O bu ülkenin vatandaşı değil mi? Dolayısıyla biz onların izlediği politikayı değil,
180 derece herkesi kucaklayan bir politikayı temel ilke edineceğiz. Ve yolumuza da böyle devam edeceğiz. Ve başarılı da olacağız. Göreceksiniz. Şöyle bir tablo var önümüzde. Millet gerçekten bu 19 yılda bıktı bunlardan. Sonunda getirildi. Vatandaşın sofrasına kadar uzanıldı. O sofradaki ekmek alınıyor. Yemek alınıyor. Emekliyi düşünebiliyor musunuz? Geçinemiyor. 10 milyonu aşkın işsiz var. 10 milyonu aşkın. Üniversite mezunu. Evet, eğitimli işsizlerin sayısı çok yüksek. Doktorayı yapmış, master'ını yapmış. Çocuk işsiz. Babayla çocuk aynı evde birbirlerinin yüzüne bile bakamıyorlar. Çocuk babadan harçlık isteyeyim mi istemeyeyim mi diye. Üniversiteyi bitirdi bu çocuk. O annenin, o babanın çocuk üniversitede okurken umudu neydi? Bizden daha iyi yaşam standardı yakalayacak. Üniversiteyi bitirdi oğlum, kızım. Güzel işleri olacak. Torunlarımızı seveceğiz. Ya bu ülkenin umudunu öldürdüler. Gençler geleceği yurt dışında arıyor. O noktaya getirdiler. Bir umut krizi mi var diyorsunuz? Var ama onu da aşacağız. Söylüyorum gençlere. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Asla. Bu ülkede hepimizin çalışacağı yerler var. Hepimizin kazanacağı yerler var. Sizlere bu olanağı sağlayacak olanlar da bizleriz. Siyaset umudu yeniden inşa edeceksiniz. Tabii kesinlikle. Yani bakın her şeyi İstanbul'a yapalım diyorlar. Niye İstanbul'a kardeşim? Yani bu ülkenin Siirt'i yok mu? Hakkari'si yok mu? Çankırı'sı yok mu? Başka bir ülke yok mu? Ya şey affedersin il yok mu? Buralara yap kardeşim. Yatırım yapacaksan buraları yap. O insanı koparıyorsun bölgesinden, ilinden, İstanbul'un varoşlarında asgari ücret üzerinden iş bulabilir miyim diyor. Olmaz. Yatırımı ve üretimi teşvik etmediğini sürece olmaz. Para politikasıyla, salt para politikasıyla bir ülke yönetilmez. O ülkenin bütçe politikası, maliye politikası, para politikasının tamamının, politikaların tamamının bir hedefe kilitlenmesi lazım. Üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. O zaman Türkiye büyür. O zaman istihdam yaratır. Örnek mi diyorsunuz? Almanya. Almanya dışarıdan habire işçi alıyor. Nüfusu bizim kadar. İşsizlik. Bizde felaket orada değil. Ne oldu şimdi? Resmen insan kaçakçılığı yapıyor. Belediyeler aracılığıyla Almanya'ya, diğer yerlere veriyorsunuz gri pasaportu. İçişleri Bakanlığı veriyor gri pasaportu. Gri pasaport üzerinden insan kaçakçılığı. Neler gördük? Şeytanın aklına gelmeyenler bunların aklına geliyor. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu, benim de köşe yazarlar arasında bulunduğum Bir Gün gazetesinin çok ilginç bir manşeti vardı. Eğer önlenebilir bir ölüm varsa bunu önlemiyorsanız bu cinayettir. Evet, bugünkü diyor. Manşet. Evet, bugünkü doğru. Manşet. Evet. Çok doğru bir tanım. Öyle. Bana öyle göründü. Türkiye'de de önlenebilir ölümler var. Evet. Bunlardan bir tanesi pandemi. Yani COVID-19 salgını nedeniyle resmi rakamlara göre ölüm sayısı 300'ü aştı. Yani 400'e yaklaşmaya başladı. Ama bütün bilim insanları bu rakamın, gerçek sayının bunun 3 katı olduğunu, yaklaşık öyle. 3 katı olduğunu söylüyor. Öyle. Eğer böyleyse 900 ila 1000 arasında bir günlük ölüm sayısı var. Ölüm sayısı var. Yurttaşlarımızı kaybediyoruz. Jose Mujica biliyorsunuz Uruguay'ın ünlü devlet başkanıdır, halkçı devlet başkanıdır. Topamuros hareketinin önemli liderlerinden biri. Yoksul ülkelerdeki veyahut yoksullaştırılmış toplum kesimlerindeki ölüm oranının çok yüksek olduğunu ve onların kaderine terk edildiğini söylüyor. Siz Türkiye'de böyle bir şey gözlemliyor musunuz? Siz ki önümüzdeki birkaç yıl devam edeceği varsayılıyor. Pandemiyle, COVID-19 salgınıyla nasıl mücadele edeceksiniz? Merdan Bey, az önce de söyledim, hatta birkaç kez söyledim. Bunlar Türkiye'yi yönetmesini bilmiyorlar. Yönetemiyorlar zaten. COVID-19 salgını dolayısıyla. Bilim kurulunun ne söylediğini siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. Gazeteciler de bilmiyor. Bilim kurulu, nedir bunlar? Doktorlardan oluşuyor. Peki bu salgınla nasıl mücadele edilecek, bunu kararını kim verecek? Bilim kurulu, doktorlar. Yani ben apandisitim olduğunda, hastaneye gittiğimde apandisit ameliyatını kim yapacak? Herhalde bir mühendis değil, bir mimar değil, bir esnaf değil, bir manav değil, bir simitçi değil. Kim? Doktor. Peki böyle bir salgınla sağlık açısından mücadeleye nasıl yapılacak? Kim karar verecek? Bilim kurulu. Bilim kurulunun ne söylediğini bilen var mı? Bilen yok.
Kim karar veriyor? Erdoğan karar veriyor. Arkadaş sen doktor musun? Hayır doktor değilim. E doktor değilse nasıl karar veriyorsun? Çıkmayın diyor sokaklara. E çıkmayın tamam. Barolar efendim şey yapmayacak. Nedir onun adı? Kongre yapmayacak. E beyefendi yapıyor. Lebalep dolduruyorsun salonları. Lebalep doldurduk bir de bununla gurur duyuyor. Allah aşkına şu akla bakar mısınız? Şu devlet yönetimindeki savurganlığa, şu devlet yönetimindeki ne diyeyim bana sorumsuzluğa bakar mısınız Allah aşkına ya? Bir anlamda suç yani yayıyorsunuz. Hayır zaten suç ama suç adamına göre suç. Efendim Kayseri'de 16 yaşındaki kız maskeyi kuralına göre takmadı diye ceza yazıyorsunuz. Kağıt toplayıcısına ceza yazıyorsunuz ve yalvarıyor bana ceza yazma diye. 6 aylık oğlum öbür var, taraftan, çocuğum var diyor. Evet ama öbür taraftan dilediğinizi yapıyorsunuz. Bunlar devleti yönetmiyorlar. Yönetemezler zaten. Devlet yönetiminde çifte standart getirdiğin andan itibaren devlette itibar kaybı ve güven kaybı ortaya çıkar. Sen herkese diyorsun ki efendim Türkiye Barolar Birliği yapamaz kongre neden? Covid var. E sen yapıyorsun. İl il yapıyorsun. Her yaptığın ilden sonra da o ilin haritadaki rengi kırmızı oluyor. Şimdi o kırmızılar siyaha döndü. Ölenlerin sorumlusu kim? Bunlar. Bu kadar açık, bu kadar net. Bunlar. Covid'in yayılmasına, Türkiye'nin bu hale gelmesine. Peki hadi insanlar ölüyor. Başka? Her alanda kaybediyoruz. Bir insanı yaşatmak asıl şey budur. Ekonomiyi vuruyor, sanayiyi vuruyor. Turizmi vuruyor. Turizmi her yeri vuruyor. Şimdi efendim turist gelmiyor. Nasıl gelsin turist? Ay nasıl gelsin yani? Sen önlem mi aldın? Önlem mi? Hangi önlemi aldın sen? Yönetemiyorlar Merdan Bey. Yönetemediklerini artık halk da görüyor. Görüyor. Peki yeni bir anayasa... Eskiden borç alıyorlardı. İşte malı mülkü satarak idare ediyorlardı. Şimdi satacak, özelleştirilecek bir şey kalmadı. Borç istiyorlar. Dünyanın en yüksek faizini veriyorsun borç. Londra'daki tefecilerden borç alacaksın. Diyorlar ki faiz. Elinoğlu sıfır faizle veya eksi faizle borç alırken biz dünyanın yüksek faiziyle borç alabiliyoruz. Evet. Peki güçlendirilmiş bir parlamenter rejim, demokratik bir rejim öngördüğünüze göre buna uygun bir anayasa da yapacaksınız evet. O halde. Yani yargı reformu, gerçek anlamda yargı öyle. Reformu, siyasette öyle. Reform, eğitim reformu, bütün bunlara ilişkin bir hazırlığınız, bir programınız var mı? Hepsi var. Hepsi var. Bu konuda zaten yaklaşık 2-2,5 yıldır bir çalışmamız var. Ama onu kamuoyuyla paylaşmadık. Son olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemin ana ilkelerini belirlemek üzere de bir çalışma sonuçlandı. Onu geçen hafta Merkez Yönetim Kurulu'na sunduk. Önümüzdeki süreçte parti meclisine sunacağız. Daha sonra bunu diğer partilerle paylaşacağız. Yani ittifak içinde olduğumuz partiler ve Gelecek Partisi ile de Deva Partisi ile de paylaşacağız. Onların da çalışmaları var. Örneğin Gelecek Partisi Sayın Davutoğlu güzel bir çalışma yapmışlardı onlar. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili olarak onlar kendi görüş ve önerilerini bize gönderdiler. Biz de hazırlığımızı yaptık. Onlara parti meclisinden geçtikten sonra da göndereceğiz. Yani bütün hazırlıklarımız tamam. Düğmeye bastığımız andan itibaren her şey gayet güzel. Peki hesap soracak mısınız? Merdan Bey ben bir devri sabık yaratma gibi bir düşüncede asla değilim. Yani devleti yöneten kişinin adil olması gerektiğini söyledim. Devleti yöneten kişi kinle ve öfkeyle hareket etmez. Kini, öfkeyi, intikamı, öç alma duygusunu öne çıkarırsanız devleti yönetemezsiniz. Bunlar gibi olursunuz. Adaletli olacaksınız, adil olacaksınız. Eğer doğru bir yerde bir haksızlık varsa haksızlığı telafi edeceksiniz, götüreceksiniz, düzelteceksiniz. Ben özellikle gençlere söylüyorum. Sizden çalınan her şeyi telafi edeceğim. İade edeceksiniz. Sizden alınan her şeyi hakkı size iade edeceğim diye. Niçin? Onların hakları onların ellerinden alındı. Nasıl diyorsak ki Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs almışlar. Kredi almış ya. Üniversiteyi okumak için. İş yok. Üniversiteyi bitirmiş. Haciz gönderiyorsunuz. Parayı niye ödemiyorsun diye. Ya kardeşim önce bir iş ver.
Ondan sonra para iste. Çiftçi aynı durumda. Yapılandırma, neyin yapılandırması kardeşim? %18 faiz. Ya %18 faizle çiftçinin borcu nasıl yapılandırılır? Faizsiz olacak. Aynı şekilde esnaf faizsiz olacak. Ya faizi devlet silecek. Hiç üstüne alacak. Ya zaten bu adam perişan. Sen kalkıp da beşli çetenin parasını dolar olarak, döviz olarak öderken hoş da esnafın efendim ondan sonra kredi alan, üniversiteyi bitiren öğrencinin parasına mı göz dikeceksin? Ona faiz mi uygulayacaksın? Haciz mi uygulayacaksın? Devlette çifte standart olan. Devlet esnafı koruyacak. Geniş halk kitlelerini koruyacak. Devletin görevi bu zaten. Niye vergi alıyorum ben? Cebimi doldurmak için değil. Türkiye'yi kalkındırmak için, fabrikalar yapmak için, bacası tüten fabrikalar yapmak için, Türkiye'yi dünyada saygınlı olan bir ülke haline getirmek için. Bunun için yapıyoruz zaten, yapmak zorundayız. Peki son bir soru ve hemen bitirelim zaten, evet. Çok kısa bir yanıt olacaktır herhalde. Cumhurbaşkanı adayını belirleme yönteminizi Millet İttifakı olarak oluşturur ve siz bu konuda önerilirseniz tavrınız ne olur? Olur tabii. Cumhurbaşkanı adayı olmak onurlu bir görev aslında. Ama dediğim gibi buna ben değil, ittifak karar verecek. Çok teşekkür ediyorum Tele1'e konuk olduğunuz için. Efendim. Değerli seyirciler, bir gündem özel programını Ankara'dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden gerçekleştirdik. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Çok teşekkür ediyorum efendim. Burada salonunuzu bize açtınız. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Değerli seyirciler, Tele1'den ayrılmayın. Hoşçakalın. Bu programın tekrarı saat 20'de ana haber bülteninin hemen ardından Tele1 ekranlarına gelecek.